Merhaba, Alternatif Bank'ta Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Ben Serdar Şenol. Ben Medine Bayam. Yine oldukça dalgalı bir hafta ve bunun yansımalarıyla bir haftayı sonlandırıyoruz. Yeni haftaya da bir sürü beklentilerimiz var. Bunlardan sizle paylaşıyor olacağız. Bu haftanın özellikle bitirdiğimiz haftanın önemli gelişmesi haftanın ikinci yarısındaki Avrupa Merkez Bankası toplantısıydı. Bu ve Avrupa verileri bir miktar zayıf geldiği için, daha ılıman geldiği için doların güçlendiğini, gelişmekte olan ülkelerde bir miktar dalgalanmaların para birimlerinde özellikle olduğunu gördük. Dolayısıyla pek de ılımlı olmayan, biraz negatif bir hafta kapanışı yapıyoruz. Yurt içinde ise baktığımızda en önemli gelişme tabii Merkez Bankası toplantımızdı. Merkez Bankası sıkı para politikasının duruşuna, aynı duruşu korumaya devam etti. Ama enflasyonla ilgili bir miktar daha ılımlı olduğu gözlendi özellikle açıklamasında. Piyasada bununla ilgili biraz hafif bir negatif TL fiyatlaması yaptı. Bu konuda neler demek istersin Medine? Serdar, senin de bahsettiğin gibi Merkez Bankası faizlerle herhangi bir değişikliğe gitmeyerek sıkı para politikası duruşuna devam edeceğini tekrarladı. İlk tepkiyle dolar TL 5.30 seviyelerine kadar geri çekilse de enflasyon konusundaki biraz ılımlı bir tavır bize piyasada, daha doğrusu merkezin beklenenden daha erken faiz indirimine gidebileceği endişeleri yarattı ve tekrardan 5.37 seviyelerine kadar yükselen bir dolar TL'ye gördük. Bu gelişmeyi enflasyon verisi sonrasında da aslında benzer kaygılar yaşamıştık. Evet, piyasa benzer bir tepki vermişti. Ama burada aslında anladığımız kadarıyla faiz indirimlerine başlamadan önce Merkez Bankası enflasyon konusunda kesinlikle rahatlamış olmak istiyor. Kafası daha rahatlamış olmasını istiyor. Evet, bu hissiyatı aldık. Haftanın geri kalanında ise diğer gelişen ülke para birimlerindeki satışlara paralel bir şekilde dolar TL'nin de 5.42 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük. Tahvil tarafına gelecek olursak 16.80 seviyelerinden 18.10 seviyelerine kadar yükselen 10 yıllık faizleri izledik. Burada hala fonlama maliyetinin çok yüksek olması ve yıl sonunun yaklaşıyor olması sebebiyle piyasada likidin çok zayıflaması etkili oldu. Bir diğer taraftan da hazinenin düzenlediği 2 yıllık tahvil ihracında faizlerin piyasa seviyesinin altında oluşması biraz dikkat çekti diyebiliriz. Evet. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi FED toplantısı olacak. Bu konuda piyasanın beklentilerini öğrenebilir miyiz? Aslında FED ile ilgili beklentiler bir miktar fiyatlara yansımış durumda. Daha önce 3 faiz arttırma 2019 için planlamaktaydı. Veriler ve büyüme beklentisindeki yavaşlama öngörüleriyle birlikte burada bu sene 2 faiz arttırma 2019'da beklenti birazcık daha, hatta biraz daha altına gelen beklentiler söz konusu. FED'in açıklamasında bu nereye gelecek onu göreceğiz kararla birlikte. İkinci önemli gelişme de büyüme beklentileri ve enflasyon beklentileri. 2019'da bunlar nasıl şekillenecek? Birazcık daha zayıf bir görünüm ortaya koyarsa FED eğer, burada bir miktar doların hafif değer kaybedeceği, bir risk alma iştahının belki biraz yükseleceği bir yıl kapanışı yapabiliriz. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bu konudaki endişelerini de dile getirdi. İşte FED için baktığımızda burada tabii piyasanın algısını hem bu yılın kalanı için hem de bir dahaki yılın başlangıcı için şekillendirebilecek bir toplantı olduğu için tüm yatırımcılarımızın bu konuda ve bu toplantı özelinde oldukça dikkatli olması gerektiğini de düşünüyorum açıkçası. Piyasa tepkisi bu açıdan nasıl olabilir sence bu hafta için? Aralık ayındaki faiz artırımı büyük ölçüde fiyatlara yansımış durumda artık. Zaten 10 yıllık tahvil faizleri de 2.90 seviyesinin altında seyrediyor bir süredir. FED için önemli olan senin de bahsettiğin gibi bize 2019'la ilgili öngörülerinin neler olabileceği olacak. Biraz daha güvercin bir tavır, gelişen ülke para birimlerinin rally etmesine ve TL'nin de bunlara katılmasına yol açabilir. Bu yöndeki beklentiler muhtemelen haftanın özellikle başında belki biraz dalgalanmalar getirebilir. Haftanın ikinci kısmında da tamamen FED'in açıklamasının sonuçlarına bağlı olacağız. Yıl kapanırken aslında genelde birazcık daha ılımlı olma eğilimimiz olabiliyordu ama likidite de daraldığı için volatilitenin yükseldiğini görüyoruz aslında gelişmekte olan ülkelerimiz. Evet, diğer taraftan yurt dışında İtalya konusundaki ve Brexit konusundaki belirsizlikler de piyasada dalgalanmalara yol açıyor diyebiliriz. Yeni yılda ne yazık ki bunlarla beraber başlayacağız. Evet. Dolayısıyla hafif dalgalanmaların devam edebileceği ve umarız FED'in birazcık daha ılımlı yaklaşımıyla gelişmekte olan ülkelere ve küresel piyasalara yeşil ışık yakacağı bir haftaya başlıyoruzdur. Hepinize iyi, bol kazançlı ve sağlıklı haftalar diliyoruz. İyi haftalar.